kalender meşrebim. Güzel çirkin aramam, gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ah ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam, gönlüm... Dur! İşte eskiden vücudum böyleydi. İki doğum sonrası bu hale geldim. Size değişik bir giriş yapalım dedim. Şimdi esas sahibini çağırıyorum sahnenin. Efendim hoş geldiniz. Ben kalender meşrebim. Castro, 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 castro. Ay bir an kendimi sirkte zannettim. Hoş bulduk. Nasıl? Sen şarkıcısın, bir şarkı söyle. Ben öyle mi? Dinleneyim. Evet. Peki o zaman. Şarkılar seni söyler dillerden ame adı, dillerden ame adı. Yanında söyleyeceğim. Huysuz ve tatlı kadın. Huysuz ve tatlı kadın. Demek bensiz yaşadım. Teşekkür ediyorum ve bugün gerçekten çok özel bir mutluluk yaşıyorum. Çünkü onu buraya gelmeye razı edene kadar canım çıktı. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Bir kere çok telefon huysuz. Ettin. Peki dedim, geldim. Çünkü bir senden çok eski arkadaş. Çocuğum konuşuyorum herhalde. Çok benim eski arkadaşız. Ayol hava veriyorum, izin ver. Nasıl hava? Nazlıdır diye. Ama herkes aynı şeyi söylüyorsun, bedava geliyoruz diye. Çok mahcubum. Ama yani hakikaten sana, eşitsizlik şey var. Eşitsizlik var yani. Evet. Niye sen para alıyorsun da ben alamıyorum? Ben de alamıyorum, merak etme. Öyle mi? Kanalın adı çıkacak. Yok yani, unutuyorum geçip almayı. Ha, o kadar çok ki o para. Kadar, evet. Kulağındakiler sahici mi? Yok, değil. Değil. Hayatta takmam. Hem kadın olacağım hem sahte mücevher takacağım. Ay. Kesinlikle. Aşkım benim. Ben Nüket, biliyor musun ki hayatımda ilk defa en büyük hediyeyi sana verdim. Evet. Biliyorum. Asolistimdim benim. Uzak doğulurum. Japonya'dan getirdim. Evet. Kendime kadrodan atmasın beni diye bir Japon kimonosu hediye etmiştim. Hala saklıyorum. Saklıyor ama. Musun? Tabii ki. Tabii turkuaz saklıyorum. Üstünde çiçekleri var. Güzel. Benim için çok önemli. Sağ olasın. Huysuz da benim için çok önemli. Sağ olasın. Türkiye'ye gelmiş en büyük zekalardan. Ay canım, sağ ol. En enteresan sanatçı diyebilirim. Sağ ol. Sevgili seyircilerimiz, evet. Yani öyle bir değişik başladı ki bugün, hani o girizgah konuşmalarına gerek kalmadı. Huysuza yakışan bir biçimde başladık. Görüşleriniz, sorularınız için bilgisayarım
burada. Yani nasıl kullanıyorum anlatamam sana. nuketlepazar@tv8.com.tr'ye istediğinizi yazabilirsiniz. Ben beğendiklerimi okuyacağım ne olsa. 0212 288 07 88 de telefon numaramız. Yine hoşuma giderseniz konuştururum sizi. Ay Nüket, huysuz. Sanki doktora gittin de derdini anlatıyorsun. sana hava veriyorum işte böyle. Beğenir misin acaba beni diye. Şöyle eski nostaljik giysiler. Korse nereden nereye kadar korse? Bak sen. Var mı korse? Yok. Gel bakayım. Gel. Soyunacak mıyım? Hayır, üstten tamam, bakacağım. Peki o zaman. Bunlar balenli büstiye. Bu zaten bu yeteri kadar sıkar. Mamafi gene de iyi. Gene de iyi değil mi? Ben zararsız. Senin şarkılarınla büyüdüm. Ay bu iki de birbiri dangır diyeceksin. Başına geçiririm bu piyanoyu. Oğlum ben. Konuşuyor, dur. Tamam, tamam. Duş yapıyor aklınca. Evet. Affedersin bir şey söyleyeceğim. Eskiden koca bir orkestram vardı. Ondan söylerdim. Gide gide hepsi gitti bu kaldı. Adam hayatım o kadar gelişti ki orkestraya bedel. İnanmıyorum. Evet. Çok mu güveniyorsun? Çok güveniyorum ona. Her şeyi çalabilir mi? Her şeyi çalar. Pekala. Bir dakika. Şöyle geri geri çekileyim. Geri geri çekil dur. Dur bakayım. Huysuzun ötekisi de şey olmaz. Ne yapacağım? Tabii ki çalarım. Her şeyi. Tabii ki. Peki o zaman ben bir caz söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Uzmanlık alanıdır. Kesinlikle. Biliyor musunuz bilmiyorum. I cross my finger when I say goodbye to you. Aa. Yani ben parmaklarımı böyle yaparım size alasmaldık derken. Türkçesini de söyleyeyim, senin lisanın pek yok. Sen bir şey söyle, benim notam yok ama kulağım tamam. Çok sağlam. Tamam. Yerim o kulaklarım. Sen şey yap. Yerim o kulaklarım. Tamam. Biraz eko istiyorum, derinlik istiyorum. Ona ne verilirse bana da verilsin. I cross my finger when I say goodbye to you. Bu değil, hiç bununla alakası yok. Ama bu? Bu değil mi bu parçanın girişinde? Bir kere burası adli bütündür. Karıştı, pardon. Karıştı. Peki. O zaman bu olmadı. Bu olmadı. Alaturka söyleyeyim. Belki şey geldi. Evet. Ters geldi. Alaturka olabilir hepsini, mi? Hepsini peki. Bilirim. Dede Efendi itibari. Dede Efendi de. Şefim dur bir ağırdan al. Firkatin aldı bütün. Ayol ne yapıyor bu ki? Ses buna geç gidiyor galiba. Alaturka'da olmadı ama herhalde türkü olur. Hepsini bilirim. Biliyorsun niye? Çalamıyorsun Kemal. Ama çalıyorum ben. Bir sabır et. Canım belki çalar ayol çocuk. Ayol nesine ben... Aptal içinde kaldım. Sesim düşüyor. Detone olacağım. Olmazsın sen. Türkiye'ye giriyorum. Ay salanıp gideni yar. Gitme, gitme. Sözün mü var? Onu da yapamazsınız ya. Zannetmiyorum. Yani yeteneği bu kadar. Kantoya da hayır diyemezsin herhalde. Giyer fistanın atlas. Atlasa iğneler batmaz. Allah seni kahretmesin. Bu Ramazan davulu çalamaz. Bu Ramazan davulu çalamaz. Efendim bu şefim bu arkadaşımla yaptığım ufak bir parodiydi. Aslında hakikaten aletine sahip bir arkadaştır. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana
dikkat et silinmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. İstersen yum gözlerini, düşünür gibi benden evvel başkası bakıp seni görmesin. Benden evvel başkası seni görüp sevmesin. Sağ olun. Sağ olun. Ah, Allah'tan sonunda namusunu temizledin Ahmetciğimin. Pek tam temizlenmedi. Ben orkestrayla çalışmaya alıştım. Tek piyano bana şey geldi, zor geldi ama İyidir Ahmet. Sen trompetçileri falan pek seversin. Kafalarına vura vura. Evet. Ama gene de adam edemedim. Yalnız saçını dökebildim. Evet. Başka bir şey yapamadım. Ama o da seksi bir hava verdi ona. Çok. Çok. Onun için iki ayda ayrıldı. Dolunayım benim. Efendim? İki ayda ayrıldı. Sahi mi? Evet. Bilmiyor musun? İki ay mı sürdüydü şefim? Konuşmaya gerek yok. Olmuş tamam, 5-6 yıl önce. Aha, tamam peki o zaman. Şimdi huysuzum ne yapıyorsun? Danteller... Vallahi bir şeyler duramıyorum, boş duramıyorum. Aslında Nüket yaşım yani 40'larda 50'lerde olsaydı öyle diyorum, zaten. Zannediyorum senin gibi bir işler yapardım. Hı. Ama yani bu yaştan sonra hiçbir rizikoya girmek istemiyorum. Yoksa becerilerimi yaptığımı herkes beğeniyor. Herkes beğeniyor. Çok zevkimi katıyorum, değişik şeyler yapıyorum. Bugün sana Gülben Ergen'e hediye edeceğim bir Amerikan servisi hazırladım. Ay. 6 tane parça. Gülben'den niye vazgeçtin? Vazgeçmedim. Ha. Gideceğim, daha gidemedim. Kadın çocuğu oldu, 3 tane çocuk oldu. Evet. Gidemedim, gidince onu götürdüm. Çok da şık oldu, güzel oldu. Gidemiyorum, hiçbir yere gidemiyorum işte. Belki evim çok güzel, araziye bir çıkıyorum. Ay, sabahleyin öğle yemeğine dönüyorum, vakit geçmiş, 1,5 olmuş. Araziyi dolaşmaktan. Sen Bodrum'da oturuyormuşsun. Ben yok. Ne? Şeyde, Redişosu. Bodrum'un bir üst katı. Öyledir. Öyle havayı yaşayanlar giriş katında otururlar, giren çıkan belli olmasın diye. bu böyle benim arkamda hakikaten. Böyle zattırı zuttırı edecekse... Şefim biraz daha yavaşla. Tamam. Ama tamam, gözünü ya. Seveyim kızdırma, huysuzumu huysuzlandırma. Bu niye, gelenler mi yumurtladı bunu? Şunu çok merak ettim. Bunu daha önce yumurtladı? Bayağı. Bu epey iri bir şeymiş. Ay huysuz yarabbim, nasıl güzelleştiriyorsun hayatı. Acaba. Senin ne bir elbiseye, ne bir makyaja, ne bir peruğa ihtiyacın yok. Doğuştan canım, güzel ve zekisin. Yok ama senin verdiğin büyük bir rahatlık var Nüket. Sen? Büyük bir rahatlık var, deli misin sen? O kadar açmaz verirsin ki insana. En espri yapamayacak insan bile espri yapar. Ben sende o rahatlığı buluyorum. Canım. Bazı arkadaşlar var mesela, ben filancayla çalışamam diyorum. Çalışamam hakikaten. Yani bana açmaz vermezse ben nasıl çalışırım bir insanla? Çünkü benim yazılı çizili bir şeyi okuyarak çıkamam sahneye. Evet. Doğaçlama olacak. O açmazı da... Bunun yansıması işte o olacak. O açmazı da sen çok rahat verirsin. Çünkü bir de sanıyorum kendini emniyette de hissediyorsun benimle. Çok sevildiğini biliyorsun. Yok, her an basılabiliriz diye ben korkuyorum. Tabii şimdi... ki ya, bu kadar senelik arkadaşlığımız evet. var. Evet. Şimdi ben senin huysuz halini biraz görmek istiyorum. Çünkü seyircilerimiz de çok özlediler, biliyorum. Ve onlarla birlikte seyredelim. Bakayım sen de bir kendini gör, ne diyeceksin? Nasıl bir yorumun olacak? Fıkır fıkır kanım kaynar, şıkır şıkır çalsın sazlar, o geliyor kıçım kızlar, caz saracağız, caz saracağız. Yere bakar yürü
yürek yakar. Belli olmaz ferahat yakar. Gözlerimden şimşek çakar. Yastıracağız, yastıracağız. Seyirci başımın tacıdır efendim. Sefalar geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Ya bu nasıl? Sen o şekle, o kıyafeti girdikten sonra öyle oluyorsun. Normalde uslu, halim selim, tatlı böyle ince, ironik muhabbetler evet, seven bir Seyfi Dursunoğlu var. Bir de o yarattığın nasıl söyleyeyim, tipe. Fütursuz, evet, dengesiz, zeki, yok, isterik, ha, yok, hepsi var, biraz. Hepsi var. Ha, isterik biraz, var. Evet. Ama doğruyu söyleyen. Evet. Doğruyu söyleyen, ben senin şeyi çok seviyordum. Hani hatırlıyor musun? Dan, dan, ha, dan. Ah, halının üstü. Bir sağa vurur, bir sola vurur. Pavyon dansı. Evet, ama ben her seferinde telaşlanırdım, biliyorsun değil mi? Evet. Ay, yine vurdu çok fena diye. Evet. Canımın içi. Canımın bir içi. Müzikal, ilk müzikali beraber yapmıştık. Evet, evet. Füsun'un kulağı çınlasın, seyircilerimize anlatayım o zaman ben birazcık. Sen evvelallah saplamalar yaparsın araya. Şimdi efendim, dedik ki Huysuz Virjin'i ilk defa gece kulübündeki performanslarından sonra halkla buluşturuyoruz. Egemen Bostancı ve Merhaba Müzik ekibi olarak Huysuz çılgınca büyük bir heyecanla seyirci tarafından bekleniyor ve Haldun Dorman sahneye koyuyor. Bütün kontrastları da Huysuz belirliyor tabii. Şimdi dedi ki kızlar, dedi, ben sizi çağırayım ama siz, dedi, çok boyanıyorsunuz ya, dedi. Bir türlü hazırlanamamış olun, dedi. Ondan sonra ay ağır kara bunlar diyeyim, dedi. Bigodilerinizle, eksik makyajınızla çıkın ortaya, dedi. Ama sonra da giyeceğimiz, onunla beraber yapacağımız kanto elbiselerimizde görünüp sürprizi kaçmasın diye biz üstümüze birer de sabahlık uydurduk. Şimdi Füsun'la ben çıktık, sabahlıklarımız burada böyle envelop, yani zarf usulü kapanmış. Buramızda kanto elbisemizin kocaman çiçeği. Hiç provada bunu yapmadın. Hazırlıklı değiliz. Biz şimdi diyecek ki ayol siz de karı mısınız, gelin şurada bakayım benimle beraber castır 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 yapın diyecek diye beklerken. O ne anam oranızda öyle karnabaharlar gibi, dedi, burada, dedi, ne var onun içinde, dedi. Füsun bana baktı, ben Füsun'a baktım. Aa! Arkada alavera dalavera alavera çalıyor. Bizim böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Biz sanki seyirciyiz. Herkesten önce biz gülmeye başladık. Ama dalağımız yani bir sanatçı, komilpo bir sanatçının böyle olmaması lazım. Evet, yani. Evet. O verilen göre güleceksen evinde güleceksin. Evet. Vardır o ama gülme hazırlıklı şey. Olman lazım. Ondan sonra kendimi, evet, kendimi hazırladım. Her an her şeyi yapabilir Huysuz. Ben acıklı şeyler düşünüyorum. Ne söylerse söylesin ben direkt repliğimi vereceğim. Ayol ya duymasam ne sorduğunu? Olsun, ben gidip repliğimi söylerim diyorum. Ne güzel eğlenmiş. Ne güzel günlerimizdi. Hadi yine eğlenelim. Ah, yapamam artık. Neden? Ya yaşlandım. Hayır efendim. Sen mi söylüyorsun? O zaman benim 68'di, şimdi 168. Aman! Senin yani, belinle, her şey zamanında yok. Güzel. De Egemen bana, ben fuardaydım, telefon etti bu müzikalden bahsetti. Yalnız, dedi, zannetme ki, dedi, gazinodaki gibi az solistten evvel çıkacaksın. Önce sen çıkacaksın, dedi. Sen başlatacaksın. Niye, dedim. Dedi, seyirciyi ancak sen ısıtırsın, dedi. Evet, Nükhet doğru. Nükhet Füsun soğutur, dedi. Evet. Onun için ilk ben çıkmıştım, ben açmıştım sadece. Halit Kıvanç tabii, çıkıyordu, konuşuyordu, tabii. Ben çıkıyordum. Hatta Rumeli Hisarı'nda ilk defa böyle bir gösteri yapılıyordu. Rumeli Hisarı'nın surlarından insanlar sallanıyordu ve biz şovu başlatamayacağız. Can güvenliği dolayısıyla telaştaydık ve Huysuz dedi ki ben çıkar onları yerine oturturum çünkü kimse oturmuyor. Herkes yer beğenme derdi. Orada yanlışım var. Egemen dedi. Egemen rahmetli dedi. Egemendir. Huysuz sen çık ki, evet, dedi. Kurtar. İnsanlar otursun, dedi. Kurtar, dedi. Evet. Şimdi senin eski fotoğraflarından biraz ders çalıştık biz. Ve bazı şeyler, görüntüler böyle kolaj yaptık. Bakalım seyredelim seyircilerimizle birlikte.
Evet. Yani Bostancı öyle. Bostancı Gösteri Merkezi'nin şeyiydi. Aa, Savaş değil Savaştı. Mi? Allah rahmet eylesin. Şimdi öyle tatlısın ki, yani o resimlerden insan hiç tanımasa bir yabancıya şu resimleri göstersem işte bu bir star der. Yani o star ışığı Tanrı verip gönderiyor. Yani mesela memur resimlerinde var. De bile evet. Ama bir ta bir şey var. Evet. Şöyle bakmış ya. Evet. Neden acaba? Ne hissederdin? Yani kendini bildiğin günden itibaren memur olmuşsun, okumuşsun, işte farklı bir iş hayatındasın ama sahneye çıkacağını hiç düşünmüş müydün? Bak bunu sana ilk defa söylüyorum. Nikhet'cim amatör olarak çıkıyorduk sahneye. Tabii. Beylerbeyi'nde çıkıyordum. Evet. Ama yani hiçbir zaman bu işin profesyonelleşeceğini ve bir bodrum katında senelerce oturdum. Oradan çıkıp da böyle bir yaşama kavuşacağımı tahmin etmezdim. Ancak yol açıldıktan sonra da çok inat ederek, çok gayret sarf ederek, çok çaba harcayarak çalıştım. Ben 7 sene her gece 7 yerde çalıştım. Tabii. Her gece. Tabii. Bunu hatırlıyorum. Böyle şirketi hayriye vapuru gibi dolaşırdık. Evet. Gazeteyi açardım böyle. 7 yerde uysuz virjin. Vaktim yok. Adam gel 8'de olsun gel. Yeter ki gazinosunun ilanında benim adım olsun. O müşteri çeker diye. Ve şeytan kulağına kurşun. Bu ilgi azalmadı Nikhet hiç. Hiç. Gene ne olur ukalalık kabul etme. Her zaman her yere çıkmıyorum televizyona ama çıktığımda reytinglerin çok yüksek olduğunu görüyorum zaten takip ederek. Demek ki sevdi insanlar beni. Şimdi sevmek başka şey ama bir sanatçıdan seyircinin beklentisi bence her seferinde kendine yeni bir anlam katmış olması, bir yenilik, bir özen ve bu sende had safhada. Dünyanın en seksi beynine sahipsin. Ay canım, sağ ol. Ben bir haftadır bunu düşünüyorum. Yani çünkü hayatta düşündüğümüz zaman her şeyi beynimizle kurguladığımıza göre en seksi organımız beynimiz olması lazım. Hiç kimse bunun farkında değil. Ama sana göre öyle, bana farklı. Göre öyle değil. Öyle mi? Nasıl sana göre? Söyleyemeyeceğim. Söyleyemeyeceğim. Ben hangi programa çıktıysam o kanal kapandı. doğru söyleyeni Dokuzköy'den kovarlar doğru o zaman. Kovarlar onun için bir şarkı söyle. Şarkı mı söylüyor? Evet. Maillere de bakmak istiyorum ama buraya çok şeyler yazıyorlar. Hay Allah. Neyse peki söyleyeyim o zaman. Söyleyeyim reklamlara girmeden. Ne istersin emret? Benimle bırak gider. Ah. Evet. Birden. Peki. Gün olur da belki bir gün benden bıkarsan. Gün gelir de hani bu evden çıkıp gidersen, sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Senin olsun benimle bırak giderken. Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Seni benden alırsın.
varsa bir başkasına olur. Aşık olursam sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun. Şimdi bir başka türlü güzel okudun. Sana özel okudum, hakikaten istedin diye. Çok güzel. Yani epeydir de okumuyordum. Hay Allah. Huysuz. Duygulandırma beni. Ben çıkamıyorum bu havadan. Reklamlar. Ne, yok daha olmadı. Girsinler daha Allah Allah. Yok yok, biz bir VTR daha buluruz. Senden biraz görüntü istiyorum. Reklam mı? Evet, reklamlar. Reklamlar. Ben reklamlar deyince reklamlar. Karşı gelemeyiz. Reklamlar efendim, reklamlar. Sıhhatle ömür versin. Ben hiç kimsenin göremeyeceği, bu kadar canım üç tane arkadaşım geldiği için hiç kimsenin göremeyeceği mizansenleri hazırladım. Hayatta anne geç bunu kıskanır bak, dantelleri oyaları var. Evet biliyorum, birilerinin başına. Ha gir oradan Nüket. Ay 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 ay. Ajda dördüncü ilmektesin. Aşkın sırayı bitirdi. Ay, ay evet. Nüket sallanma. Yastık dikerek mahmur ediyi bu. Ay ne gündü o gün. Ya. Ne gündü o gün. Ya ne eğlenmiştik. Evet güzel. Çok eğlenmiştik. Şey belli olmuştu kim örgü biliyor, kim dantel biliyor, değil mi? Kim kadın, kim değil. Kim kadın, kim değil diye. Evet. Ne? Bir de bizim senden bir kantolu böyle şeyimiz vardı. Şey çekiyordu Ülke Erakal'ın. Ülke, ben bayılırdım ona. Beni bir dövmediğin kaldıydı orada. Hiç çok eğlenmiştim. Sen benimle uğraşınca ben çok eğleniyorum. Şimdi sevgili seyircilerimiz anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bir türkücüler bir ben çok şarkı söylemeyi severiz. Uzun uzun sahneye yapışırız. Hatta derdi ki huysuz, ayol bunda zamk mı var? Pokarın eline yapışıyor bu insene. Beni korkutmak için elbiselerime, cicilerime düşkünüm ya. Beni korkutmak için eline alırdı makası. Şöyle yapardı, uzaktan gösterir. Bak kesmek üzereyim. Ya indin ya inmedin. O bekliyor ya, çıkacak benden sonra bir şeyler yapacak, bir şeyler edecek. Şov yapıyoruz. Ya indin ya inmedin. Şöyle keseceğim diye. Tamam iniyorum deyip iki tane daha attırırdım ama. Ben de eteğini sökerdim. Evet. Yırtmaz, kesmezdim. Ama senin yaptığın hiçbir şey batmıyor. Bak burada neler diyorlar. Şimdi Özlem Orhon, Hakkı Kahraman, Batuhan Hastav. Ondan sonra Bahar Sagır, Çiğdem Altuğ. Burada
Dilşan Sarı. Burada Türkiye'den, yurt dışından gelen birçok şey var, mail var ve diyorlar ki size ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü onu çok özlemiştik. Ve sizinle birlikte de çok başka bir havası olduğunu biliyoruz ama biz onun hazır cevaplığına ve espri kabiliyetine aşığız. Bunlar yazanlar, yaş ortalamaları 20 ila 17 arası orada. Çünkü bir tanesi diyor ki ben 25 yaşındayım ama ekranda sizler de öylesiniz. Onun için çok yakın buldum. Zap yapıyordum, orada kaldım diyor. Hakikaten iyi ki geldin. Ben de çok özlemişim. Sağ olasın. Ya insan bu İstanbul keşmekeşinde, işin gücün arasında, derdin, gamın, kasavetin ve yetişilmesi gereken dertlerin arasında gerçekten dostlarını görmek istediği kadar göremiyor. Hele bu Anadolu ve Avrupa yakası var ya, yıldırıyor galiba. Ben Anadolu yakasına mı taşısam ya? Bizim bütün ekip orada oturuyor ya. Keçin. Bir antrak yapsan da gazoz satsam. telefon. Program senin de yani. Ben de konuğum herhalde. Ay bir tanesi. İstanbul'un trafiğine girmiş beni ne enterese eden. Seyirciyi enterese eden konuşmalar yapacaksın. Öyle. Bakın bir tanesini ben size anlatayım. Nüket'le aramda geçen bir konuşma. Olay. Merhaba müziği yapıyoruz. İzmir'e geldik. İzmir'de yapıyoruz. Ve daima komedyenler az solistlerden daha çok alkış alırlar. Çünkü güldürüyor, ondan çok mutlu oluyor seyirci. Ben nereye bakayım konuşurken? Sana mı? E söylesene, döndüm füzün önüne ala buraya bakıyorum. Ne var? Nereye istersen bak hayatım, ondan her yerden sonra, güzelsin. Abi biraz da şımardı birdenbire. Çünkü çok sevilen bir insan oldum bu müzikalle birlikte. Ve... Urla'da bir yerde kalıyoruz. Böyle evet. Bungalovlar var, kalıyoruz. Nebioğlu tatil köyü. Nebioğlu tatil tabii. Köyü. Burası bizim akrabamızınmış o sonra. Öğrendim evet. Hayatım sen soylu bir insansın, bunu biliyoruz. Moteli olan soylu mudur? Sarayı olan soyludur. Hayret bir şey. Ve çarşamba günleri, pazar günleri matine var. Matineye hiç severek gitmek istemiyorum. Yaz günü sıcak. Evet. Herkes orada denize giriyor tatil köyünde. Biz otobüs geliyor. Matineye otobüse biniyoruz ve İzmir'e gidiyoruz. Otobüs de geliyor. Güneşin altında giriyorsun içeriye, bir felaket sıcak. Hadi matineye gidiyoruz. Nüket'i de gördüm. Çıktı bungalovundan. Ben de çıktım. Gittim otobüse oturdum. Bekle Nüket yok. Bekle Nüket yok. Bekle yok. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Ay bayılacağım sıcaktan, Nüket yok. Oradan birileri yolunu çevirmiş bunun. Kaşın güzel, gözün güzel deyince bu bayılır artık. Başka neren güzel böyle. Ondan başlamışlar sohbete. Ben bekle bekle anam ağladı. Bu da, neyse sonunda geldi. Daha kapıdan içeri girer girmez. Neredesin kızım? Seni beklemek zorunda mıyız biz? Ben bu kadar sıkıntıya girmem için bir neden yok. Niye lak lak ediyorsun da gelip oturmuyorsun dedim. Bir şaşırdı Nüket. Sonra yani yolumu seyirci çevirdi. Onun için kaldım. Pardon dedi. Geçti oturdu. Gene kibar. Ben arkada söyleniyorum. Hala hırsımı alamamışım. Bir istiyorum ki bir girişelim, kavga edelim. Hiç şey yapmadı. O tarafa yaklaşmadı. İşte akşam oldu. Matineye çıktık bilmem ne. Derken Çeşme'ye geldik. Çeşme'ye geldik. Ulan dedim bu şimdi tutar da. İstemiyorum kadroya huysuzu bana otobüste şunu yaptı bunu yaptı derse ben ne yaparım dedim. Ne yapayım ne edeyim başladım korkmaya işten atılacağım diye. Kapıyı çaldım Füsun'la ikisi yan yana oturuyorlar. Füsun devamlı sana bakar daha boya, daha çok boya derdi. Çok boyayla olmaz bu iş biliyorsun. Allah'ım. Ondan sonra Nüket'cim dedim böyle bir şeyim oldu. Fevri bir durumum oldu. Hoş karşılamanı rica ediyorum dedim. Seyficim dedi. O orada oldu, bitti. Hepimiz stresliyiz. Ben bunun üzerinde duracak insan mıyım? Canım benim dedi. İki yanağımdan öptü. Bir de sarımsaklı bir şey yemişsin. Ay telefon var mı? Hayır, tamire mi geldiler? Fiyatoyu tamire mi geldi? Şefim şu parmakların üstü dursun. Hala tamam, telefon bekliyor tamam. Mu? Ay.
Asuman Aycan Ankara'dan arıyor bizi. Sarımsaklı bir şey yedin mi Asuman? Bak çıkıverir kokusu. Alo? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar Asumancığım, nasılsınız? İyi günler Seyfi Bey. Teşekkür ederim. Sizleri zevkle izliyoruz. Sağ olun. Seyfi Bey'i izlerken mutlu oldum. Ekranda sık göremiyoruz. Nüket evet. Hanım'ı? Nüket Hanım'ı pazar akşamları görüyorum ama... Yani her günde şey baklava börek olsa yanmıyor. Sanatıyla. Haklısınız. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Biz sanatımızla birlikte Türkiye'nin konularına, gündemdeki konularına parmak basan bir insansınız. İnsanları güldürürken düşündürdüğünüz için size teşekkür ediyorum. Rica ederim. O bozamadınız. İyi görüşünüz. Asuman Hanım'ı bozamadınız canım. Yok, bozulmak için aramadım ben sizi. Canım, yok ben sevgili, öyle değil. Yani dedi ki, teşekkürlerimi bildirmek için aramıştım Nüket Hanım. Hayır, dedi ki her gün bal börek olsa yenmez. Bu ya bana tahammül gösterdiğiniz için bir şeyler söyledi size de siz hiç takılmadınız. Ben konuştuğum için anlayamadım ama tahammül gösterilmeyecek sanatçılar değilsiniz. Sağ olun. Yani sizler yerinizi bilen insanlarsınız. Onun için teşekkür ediyorum size. Sağ olun, sağ olun. Ankara'ya sevgiler Asuman Hanım. Teşekkürler, başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Bey, sağlıklı ömürler diliyorum. Amin. Tek kişilik eğitim ordusunuz. Eğitime de verdiğiniz destekten dolayı da onun için teşekkür ediyorum. Emekli bir öğretmen olarak. Teşekkür sağ ederim, sağ olun. İyi akşamlar sağ diliyorum. Çok mersi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Konya'dan da aranıyoruz. Yasemin Duran, alo. Alo, merhabalar. Merhaba Yasemin. Nüket Hanım, size kocaman maşallah diyorum. Teşekkür ederim. Sizi çok beğeniyorum. Çok sağ olun. Sizi gözleriniz gün... Gözlerim bozuk herhalde. Hayır, gayet iyi efendim. O kadar boya iyi. Neyse. Aynı şekilde. Teşekkür ederim. Şehir Bey, merhabalar. Bana söyledikleriniz her şey doğrudur. Kollarınızla büyüdük efendim. Öyle mi? Kaç yaşındasınız? Şu anda 24. Demek aramızda 6 yaş var. Evet. 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 Canım benim Yasemin'cim. Sevindiniz mi Seyfi Bey'i görünce evet, televizyonda? Seyfi Bey'i uzun süredir televizyonlarda görmüyorduk. Evet, evet. Bir şov programı var mı diye merak etmiştim ama. İşte olsun herhalde diye uğraşıyorum ben. İnşallah, inşallah da öyle çok i̇nşallah. Çalışmak için fazla çaba sarf etmiyorum. Evet. Biraz seçiciliğim var. Evet, bir de zenginlik bakalım. Başa bela Yasemin. Sus, hakikaten, hakikaten. Yürü yavrum yürü, fistanını sür, bak Konya'ya bizden sevgiler. Nüket Hanım, sizden bir şey rica ediyorum. Sevda şarkınızı az seslendirebilir misiniz? Hangisini? Sevda şarkımız vardı. Ha, ne yapayım onu? Seslendirebilir misiniz rica etsem? Şimdi birden. Tamam. Ne zaman arz edersiniz? Bu şarkı annemle benim şarkımız. Ha, tamam. Anneme de armağan etmiş olayım. Tamam edemedim. Oldu. Tamam Yasemin. Sizleri çok öpüyorum. Sağ ol. Çok mersi. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ ol. Saçların alev gibi, gözlerin rüya gibi, güzelsin hayallerle özlenen cennet gibi. Ne kadar özlesen de, ne kadar sabretsen de, yıllarca aldatıldın, bekledin kadın gibi. Sevda, sevda, unut onu dinsin gönlünde fırtına. Sevda, sevda, değmez ona ağlamaya. Sevda, sevda, unut onu dinsin gönlünde fırtına. Sevda, sevda, hayat değer yaşamaya. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen çok sık şarkı söylediğin için mi sesin bozulmuyor? Olabilir. Yani devamlı ara vermediğin için. Evet, olabilir. Yani ara vermem, ben sürekli söylerim. Evet. Yani sahneye çıkmasam da söylerim. Evde de. Evet. Üst kat alt kat.
Bayağı bir sıkıntıları oluyor. Mahkemeli müstakile çıkmaya çalışıyorum. Değil misin? Ha, saçmalıyorsun. Şimdi bizim elimizde Huysuz ve Tatlı Kadın Show programından görüntüler var. Reji ekibimiz bütün bunları böyle bir dantel titizliğiyle hazırladılar. Hani özleyenlere birazcık göz zevki diyoruz. Huysuz ve Tatlı Kadın ekranlarınızda. Evet. Ben seyircimle bütünleşmeyi severim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun, teşekkür. Sizi çok şık ve programa uygun buluyorum da. Hanımefendi piknikten mi geldi yanınızdaki? Arkadaşım mı? Ha. Ben mi? Bilmiyorum vallahi, onun nereden geldiğini bilemiyorum. O da ben evden geldi. Ben sana söyleyeyim. Evet. Benim söylememe de lüzum. Hoş geldiniz hanımefendi. İşler kesat mı da geldiniz? Evet. Sizi görmeye geldik. Beni sizi görmeye gelirken affedersin. Koyun gelmiş de otlayamamış gibi. Bu tarla kıyafetiyle mi bu kadar renkli gece gezilmez ki? Etrafına bak. Bir dakika. Kamera hanımı göster, beyi göster. Bak cenazeye gelmiş gibi. Yani. Adam, yani. Sen böyle. Senin için giyindim. İyi. Beğendin mi? İstersen benim için soyun. Soyunurum. Giyin. Soyun. Zırrrr. Hanımefendi, doğum yeriniz? İstanbul. Asıl? Pakistan. Pakistan olsun. Praşta diye bir şey. Kaç yaşındasınız? 19. Ne rahat söylüyorsun. Bana sor, 29. Öğrenim dereceniz? Lise terk. Terk. Niye? Müdürle mi yakalandın? Niye terk ettin kız? Herkes üniversite bitiriyor. Şimdi ne yapıyorsun? Evde koca bekliyorsun. Ne çekerken yakalandım. Ah, ben de çekerken. Ah, Allah kahretsin. Madem siz bana laf attınız, demek ki siz espriye çok müsait insanlarsınız. O zaman ben de size her şeyi söyleyebilirim, her şeyi yaptırabilirim. Ver bakayım. Tut çocuğum şu. Çek, tesbih çek. Ben de istiyorum ki maçolar gibi çeviri evire, öyle değil. Çevir ha. Bak ayıyı görüyor musun? Bak. Çevir bakayım. Şöyle ara ver. Öyle değil serseri. Böyle döndürerek. Ha, tam döndüremiyorsun. Bu elini göremiyor. Öyle değil. Geri zeka çocuk oynar gibi. Bak böyle yapıyor. Onu babam da yapar. Eğilme. Ay. Şöyle. Şöyle beyim. İstersen şunu yap. En kolayı. Yaklaş. Sen yap bakayım. Bak. Biz de iki şovun birleşmesinden ve senin takılmalarından insanların ne kadar hoşnut olduğunu gösteren bir VTR'ydi bu. Şimdi ne var biliyor musun Nikit'ciğim? Ben şov yaptığım zaman televizyonda insanlar altyazı geçer. Tabii. Telefon numarası vardır. Müracaat ederler. Orada bir insanla konuşurlar. Yani tıraşlı geleceksiniz. Muntazam geleceksiniz, güzel giyineceksiniz, yanınızda eşiniz olacak falan filan diye. İkazlar neticesi salon beni seven insanlarla dolduğu için evet, çok rahat espri yapardım. Tabii. Ama şimdi öyle değil. Şimdi biliyorsun şeylerden geliniyor. Evet. 5 lira 10 lira bilmiyorum. Yani o seyirciye şey de yapamazsın, espri de yapamazsın. Seni seven insana, ben nasıl ki sana çok seven rahatlıkla algılayan, alınır mı, gücenir mi, kırılır mı diye düşünmeden espri yapabiliyorum. Çünkü evet, biliyorsun ki ben seni seviyorum. Evet. Yani seni kırmak aklımın evet, kenarından geçmez. Beni seyretmeye gelen seyirciler de öyle. Tabii. Sırf tabii, sevdiğim için takıldığımı biliyorlar. Ama parayla gelmiş insana bunu yaptıramaz. Biz şimdi soyunmak istiyorum. Soyun? Nereye kadar? Nereye istersen. İnanmıyorum. Evet.
Aa, bu BBC galiba. Ben zaten öyleyim, alıştılar bana. Bu BBC galiba. Bak bak, hemen müzik başladı. Dan, 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 dan. Şimdi Günay'da çıktığımız bir gece, tabii erken hazırlanabilirsem eğer makyajım biterse, huysuzun esprilerine kulak kabartıyorum, şeyden dinliyorum. Bir akşam hiç unutmuyorum, onu ilk söylemiştin ya da ben ilk duymuştum. Ufak boylu, böyle ufak tefek, minyon bir hanımefendi önde oturuyor. Kıpkırmızı da bir elbise giymiş, fakat elbisenin burasında da beyaz bir bant var. Şekerim, sen ona baktın baktın, bir baktın, iki baktın. Ayol, bu ne bu karı dedin, kısa Marlboro kılıklı da buraya oturuyor. O muhazzez abacıydı. Hadi canım. Vallahi abacıydı. Aa, ya demek ki o espriyi bir kere daha yaptım. Muhazzez de çok daha oturdu tabii. Bilinen bir insana espri tabii yaptığın zaman tabii iki misli, üç misli tabii reaksiyon alıyorsun. Bana neler evet söylerdi. Karyola bacaklı karı, ondan sonra şey, sürdüğü pudrodan burnunu delikleri tıkanmış. Ha, derdi. Ay, neler kalmış aklında. Aa, hiç unutmadım ki kalsın. Ay. Sonra nasıl açıldı o burnu? Ay, bilmiyorum işte. Bayağı böyle bir şey. Azaltmışsın boyayı ama. Evet, azalttım. Evet. Yanınca öyle oluyor. Ha, yanmışsın. Ha. Yok, zaten marsıksındır sen. pembe beyaz değilsin Nükhet. Şöyle yap bakayım. Efendim? Şöyle, yarıya kadar canım. Beyaz. Nasıl beyaz? Beyazdan kadar beyaza fark var. İçeride göstereyim canım. Peki. İçeride göstereyim ama... Senin niyetin başka bir yerini göstermek herhalde. İçeride göstereyim. Ben şöyle yap diyorum. Hayret bir şey. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Oğlan büyüdü, yapma huysuz. Yalan. büyüdüyse teyzesini ziyarete gelsin. Evet. Ay, ay, anlatsana oğlum ne demişti? Ha, benim bir gün programıma geldi. Küçük Rüket. O zaman daha 6-7 yaşlarında falan. Korktu. Anne demiş. Huysuza gidiyorsun, ne olur hiçbir şey söyleme. Sana kötü bir şey söylerse üzülürüm ben demiş. Şimdi oğlan 1.80 olmuş. Evet. Bir günde ne oldu? Yine Mehmet Ali Erbil programına çağırdı. O zaman da orada insan yani boş bulunabilir, dalgaya düşebilir. İşte harflerle ilgili değişik tariflerde bulunan arkadaşlarımız oluyordu. Şimdi bu da beni saftirik biliyor ya. Anne dedi, sana dedi iki program yasaklıyorum dedi. Nedir o dedim. Bir tanesi Huysuz Abla'ya gitmiyorsun dedi. Evet, bir tanesi de Mali'ye gitmiyorsun dedi. Niye dedim. O da çok madara ediyor dedi. Ay, ben bir korktum. Bir korktum. Ayol, ister misin benim zihnim kapansın da orada cevap veremeyeyim. Uzun süre gidemedim biliyor musun, oğlan kızacak diye. Ne bileyim, ona mahcup olmak istedim. Ama sen de hazır cevapsıdır Rüket. Ben mi? Yok, ben senden öğrendiğim kadarıyla öyle idare edeceğim. Yani yetişeceksin tabii ki. Canım. Ama yövmeye istemeye gelince dört mislini istiyorsun. Ay evet, evet. Niye? Tuvaletler mi pahalı? 20'sin. Şimdi en son yaptığım programdan bir VTR daha izleyelim istiyoruz. Biz seninle konuşuruz. Damışanlı, sohbeti tatlı. Biraz da nazik olsun. Hova! İsterseniz şeye girelim. Programımın girmeyelim de böyle azalım istiyorum ya. Vallahi böyle azalım. Böyle bir iki kişi alayım. Çifte telli oynayayım. Alta alta üst üste. Ay 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 ay. Hayır. Allah'ın cezaları. Efendim, gelin adayımızı ben de merak ediyorum. Bu kadar zaman geçmiş, kaç yaşına gelmiş bilmiyorum. Bir şey bulamamış ve programımızdan medet umuyor. Bakalım, gelin adayımızı alalım. Adayımız Mesya Say. Efendim, arkadaş, şu ilk defa siz şeyi de gördünüz, bir reklamlarda gördünüz. Hayır. Üst tüpü reklamı mıydı? Üst tüpü reklamı mıydı? Kıl dökme reklamı mıydı?
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Maddi durumunuz iyi değil mi? Bir tane almışsınız. Öğrencilik. Ve ikinci namzetinizi çağırıyoruz. İkinci adayınız. Yeni doğmuş çocuk gibi ama olsun. Seni dön. Görsün seyirci. Çocuklar taş. Her yerim, her yerim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bir büyüğümün lafıdır. Öldü, Allah rahmet eylesin. Sporla uğraşıyorsunuz herhalde. Komple, bütün sporları yapıyorum. Sporla uğraşanların... Bekliyorum. Benim söylememe lüzum yok. Arif olan anlar. Buyurun. Hakikaten olacak gibi değilsin. Ben doyamıyorum ya. Bunları ben mi yapmışım? Sen yapmışsın. Niye ben içeride... O işte içeride, öbürü geliyor. İçeride niye değilim ki? Bilmiyorum. Ahlak zabıtası beni içeri almasın. İşte sadece kanal kapatıyorlar. Peki bu... Hayır, aman aman atlan deve değil. Kanal D'yi 3 kere kapadım. Show TV'yi bir kere kapadım. O da orada çalışan arkadaşlar rica etti. Dinlenemiyoruz. Evet, kapa da biraz dinlenelim. Haklılar. Yani haklılar. Burada da istiyorsa arkadaşlar aynı şeyi yapabilirim. Vallahi bir konuşalım reklam arasında ama şimdiki izdivaç programları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben anlayamıyorum. Doğru mu, değil mi? Yalan mı? Kurgu mu? Ben bir türlü anlayamıyorum ama zannediyorum... Arada 40 yılda bir tanesi doğru, öbürleri uydurma. Hmm. Ağza laf edenler geliyor, bilmem ne yapıyor, yok yani. Ama yani seyirci, bilmiyorum, saygılı olmak lazım gibi geliyor bana seyirciye. Evet. Yani evet. Böyle uydurma şeyler. Mesela ben bu... Yani o incecik sınır var ya, onu herkes... Aa, o çok mühim. O çok mühim Nükhet'ciğim. O sınırı ayarlamak çok mühim. Ben 45 senedir çalışıyorum. İstesem Güney'i ben çoktan hapse attırırdım. Tabii. Niye? Ayol niye? Olay çıkarırım. Edepsizi. Ha, olay çıkarırım. Çıkardım, dükkan kapanır, parasız kalır, icrada bilmem. Yani her şey olabilirdi. Hayır. Mühim olan hem espri yapacaksın, hem güldüreceksin, hem de rahatsız etmeyeceksin. Evet. O çok zor. Dimitra İçyüz İstanbul'dan arıyor. Görücü usulü programına katılmış. Aa, dur bakalım. Alo Dimitra. Alo, merhaba. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Sizleri seyretmek, görmek böyle çok daha keyifli, çok iyiyim. Hele Seyfi Bey'i görmek çok mutlu etti beni. Kızım, akşam oldu, yemek yapıldı mı? Her şey hazır mı? Her şey hazır, her şey hazır. Ne var yemekte? Valla bugünkü güzel değil. Eşim rejim yapıyor. Zeytinyağlı bezelye. Bir de bulgur pilavı ve cacık. İyi. Zeytinyağlı bezelye. Yani... İsel yapar, bulgur pilavı tutar. Yani onu iyi ayarlamışsın. Ah Dimitra. Ah telopap sen ahden değilse. Sanatçı deyince böyle insanlara sanatçı denmesini istiyorum. Çok özelsiniz. İyi ki varsınız. Nükhet mi ben mi? Aha. Biz önce sonra Nükhet Hanım. Ha, evet. Hep sonra. Evet. Tabii. Doğrudur. Doğrudur. Nükhet Hanım'la bir şey paylaşmak istiyorum. Paylaştım. Benim bir arkadaşım. Eşi size benziyor diye evlenmiş. Böyle bir şey var mı? Size hayranlığından eşi kim, anlamadım. Kim, kime evlenmiş? Bana benziyor diye evlenecek değildi hayır, herhalde. Hayır, hayır. Ha. Nükhet Hanım'a hayranlığından eşini de öyle seçmiş, ona benziyor. Hep deriz Nükhet. Sana benziyor diye. Kim seçmiş bunu? Bir adamın biri herifi mi bulacaksın, evlenmiş aynen. Herif? Harikasınız Seyfi Bey. Hayatımda evet. Sizinle beraber yaptığımız o programdaki kadar mutlu olmamıştım. İyi ki varsınız. Aa canım, sağ olasın. Uzun ömürler, sağlıklar diliyorum. Amin. Başarılığınız hep var. Nükhet Hanım da öyle.
Sağ olasın. Ben kim kimle size evlendiğini anlamadım demiş. Ay evlilik girdi ya işin içine. Tüyleri diken diken oldu kim kim. Sana benziyormuş kadın. Ay aman iyi benzesin. Aman. Sana benziyor diye almış kadın. Ay ne kadar her iyi. Her tarafı değil ama. Her tarafı değil. Reklamlar reklamlar Dimitra. Ay dur. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Şaşırttım yine. Evet orası değil. Değil tabii. Ben diyor şaşırttı. Hayır bu kazığı atın yerine bir davulcu mu olurdu bir şey var. Hakikaten bunda hiç iş yok. Tarira. Hadi bundan sıkıldım başka söyleyelim. Hadi. Dürüyenin düğümleri kalaylı. Ah kalaylı. Geldim. Evet. Herkes tarafından sevilen bir insansın. Ah. Yürüyenin güğümleri kalaylı olmaz. Ay, ne yapalım ya, sen ne dedin sen o olsun. Söyleyeyim. Peki. Açmam. Yo açarım. Ya, çok ısrar edilirsin ben açarım sen. Ben de. Aa. Sen beni azdırıyorsun ben böyle değildim. Tadı yok. Sensiz geçen ne baharın ne şey yazın. Sende bir şey var. Hani bir erkek bir kadınla şarkı söylerken söyleyemez mi? Öyle bir şeyin yoksa. Ben her ton söylüyorum. Her ton. Allah Allah ayrı bir şey. Açıldı kurtuldu. Kurtuldu her ton söylüyorum. Pekala. Şuradan gir bakalım. Hadi. Titre. Titrer yüreğim. Ne sonu bilmiyorum. Her ne zaman yardıma gelsem. Ay onları bilmiyorum abla. Ayrıca da bir şey söyleyeyim. Çok isterim repertuar mukayesesi yapalım. Evet. Sen bir şarkı söyle, söyle. Şarkının sözlerini söyle. Ben biliyor muyum, bilmiyor muyum? Gerdan Yegah makamı olsa olur. Gerdan Yegah makamı her makam olur. Söyle mesela bir tane bir şarkının sözlerini söyle bakayım. Anlatılmaz bin dert ile. Anlatılmaz bin de bin dert ile. Yok. Geçiyor. Anlatılmaz bin derdi. Giriş sesini bulamadım. Şimdi ben sana söylüyorum. Söyle. Firkatin aldı bütün neşve vütabım bu gece. Ya dedik. Büyük yövmü istemeye benzemez bu. Gülşen de yine. Ahu enin. Evet. Eyledi bülbül. Evet. Peki şeyi oku bakayım. Sazımda senin özlediğin veski vefa yok. Anam ben...
bilmiyorum onları. Ama sen az solist olarak Aşiyan'da çıktın, yeri yerinden evet, oynattın. Evet ama dün akşam elektrikler kesikti, çalışamadım. Ha, o zaman elektriklerin kesik olduğu bir parça size veriyorum. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım ellerine, muhtacım gözlerine, muhtacım sevgine, gitme. Burası atıldı biraz. Evet. Orada Aşiyan'da bunu da söylüyordum da o zaman bu zaman da ne bileyim ben. Ben hiçbir şeyi unutma. Yavrum bak madem kolun düşüyor. Şöyle bebek yakalı bir hanım hanım bir şey giyinsene. Güreşe çıkar gibi böyle. Ay, yağlı ay, güreşe çıkar gibi. Niye bu kadar dekolte giyiniyorsunuz ki? Sıkıntı basıyor. Öyle mi? Evet. Menopoz. Evet. Bende de antropoz. Her yeni yıla sizinle girmek ister insan diyorlar. İkimize. Ha ikimize. Sahi mi? Evet. Vallahi öyle. Senede bir gün bile olsa bunu tatmalıyız diyorlar. Buraya da bir VTR oturtuyoruz. Bakalım ne manaya bakalım geliyor. Beyler senede bir gün gazinosunda sizlere özel gazino şovunu sunmak üzere Huysuz Virjin. Bir kısmı Özcan Deniz'in orkestrası. Ben sahnedeyken böyle aletler elinizde oturursunuz. Lütfen bana da iştirak edin. Şimdi size çok eski Hokna'nın bildiği bir parçayla giriyorum. Çok beğeniyorum sizi. Çok beğeniyorum da kocam biraz genç kalmıyor mu yani? Ol bir salon gelini, koy kalbime. Oturuyorlar seslerine. Ol bir salon. Koy kalbime elini. Sevdim tatlı dili. Kalbine vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. Kalbine vur bir zımba. Rumba da rumba rumba. Ola! Bana yalan söylemek. Allah'ın da sözlerine kanama. Bana yalan söylemek. Alırım da sözlerine kanamam, 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 sana veren kanamam, kanamam. Bakar mısınız? Cenazeye gelmişler. Evladım, kulağında da mı melodi yok? Bak, kemanlar, kaldırın. Evet, hepiniz. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Kadına en yakışmayan alet de bu. Böyle oturuyorlar. Eğer ben bunu çalacak olsa böyle yaparım. Hayatta böyle çalma. Bilmiyorum. Yani enstrüman olarak, ses olarak çok güzeldi. Şekil olarak çok çirkin. Evet, bekliyorum. Fall.
söyleyin Suzan'ıma ahım yeter. Pek perişan bilir misin bu parçayı? Nereden bileceksin? Anan da bilmez, baban da bilmez. Siz bir harf. Yumuşak G. G. Yumuşak G diyor bak. Yani bunun serti kullanılır. Ama bu ikisini geçemem. Siz efendim bir harf. K. Kader böyleymiş. Ne söylesem boş. Gece gündüz dolaştım aşkın leser hoş. Kibar. Bırak onu sen bana da. Ye. Ye. Yoksun bu geceki nezer oldu şarabım. Hasrette kocam yok mu? Ha? Kocan. Burada. Ha gördüm kondoluk bir şey. Yerim onu ben. Herhalde yiyorsundur. Yerim onu ben diyor. Bunu bilmediğimiz şey değil canım ki. Canım benim. Hay Allah ki boş. Ne boş. Suçum var benim. Geldi ne mi sana? Yok daha gelmedi. Davet etmedi. Sen ne zaman bitiyor programı? Benim öyle bir gitsin diyorum. Yazın biraz açık havaya çıkalım diyorum. Ha o güzel ha, olur. İyi olur. Açık havada da çağır beni ama ne olur. Ay tabii ki. Hayır. Evet, 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 evet. Hayır. Ben senin peşini bırakmayacağım hayatım. Evin önüne gelip rezillik polise çıkaracağım. Haber veririm. Rezillik çıkaracağım. Komşuya rezilleneceğim seni. Taciz ediliyorum diye. Taciz ediliyorum. Edeceğim. Etme. Edeyim. Yapımcını taciz et. O Cemal'i taciz et. Dan 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 etme eyleme canım. Ben seni razı etmeyi bilirim de. İşte öyle. Öyle. Bir şey söyleyeceğim. Yani sinirlenince sinirlendi diyorsunuz. Sizin için veteri hazırladık dediniz. Ben de onu anlamadım. Niye o öyle oldu? Geri zeka birisi mi yapıyor bunları? Ha bilmiyorum. O araya korsan radyo gibi girdi. Evet. Hadise. Ve şey ne o Ata Demirer ama Ata da enteresandı yani. Neyse o da bir çeşni oldu ama senin daha sonraki şeylerini daha ortaya çıkardı onların yaptığı. Öyle mi? Evet. Vallahi. Evet ben öyle düşündüm şu anda. Huysuz iyi ki varsın. Yani telefon numaramızı ille de söyleyelim tekrar arayalım diyorlar. Gizli şekerim öyle herkese hadi telefon bitiyor. Numarası veremem. Yok bitmiyor. Ha. 12'ye kadar buradayız. İyi malı buldunuz ya artık istediğiniz gibi kullanın. Etin, sütün, yünün, her şeyin bizim. Yün ne demek istiyorsun her gün ağda. Bak, bak. Evet telefon numaramızı yazarsanız biz de söyleyeceğiz. 0212-288-0788. Ay eğer çok espriliyseniz arayın yoksa oturun dinleyin. Aa maille. Ben ne zamandır bakmayı unuttum ama nuketilepazar@tv8.com.tr buyurunuz. Şimdi burada cevap veremediklerim olursa daha sonra size yazdığımı yazacağımı biliyorsunuz. Ama seçme olanları Seyfi Dursunoğlu'na zaten iletiyorum sonuna doğru. Hatta ona mail olarak da gönderebilirim. Öyle bir çenem düştü yine. Olsun alışıyorum ben. Tabii ki alışıksın değil mi? Peki herkes seni çok seviyor. Yani ben bugüne kadar Huysuz Virjin'i ya da namı diğer Huysuz Virjin'i ya da Seyfi Dursunoğlu'nu ben almayayım diyene hiç rastlamadım. Bunu nasıl edindi? Bunu bilmiyorum ama zannediyorum şöyle bir şey var Nüket. Ben sahnede biraz evvel anlattığım vasıflara haiz bir kadını canlandırıyorum. Ama bütün o olay... Peruğumu çıkarıncaya kadardır. Çıkardıktan sonra en ufak bir laibaliliğe tahammülüm yoktur. Herkese saygı gösteririm. O saygının karşılığında da muhakkak herkesten de saygı göreceğimdir. Halk bu farkı gördüğü için, yani bu adam kolunun kılını aldırmamış, silikon yaptırmamış. Yani bu alınacak bir şey değil. Allah ilini versin. Dinliyorum ben. Yani orasını şişitme, burasını bir şey bilmem ne yapayım. Yani, orada bir rol oynuyorsun. Yani orada bir şov yapılıyor. Peruk çıkıyor, o olay bitiyor. Bittikten sonra herkes gibi ben pazara da gidiyorum. Şey diyorlar bana, televizyondaki gibi değilsin diyorlar. Kusura bakma peruğumu getirmedim. Laf mı yani? Ama diyorlar ki burada biraz önce reklam arasında okuduğum. Peki... bu kadar diri ve bu kadar teravetli. Ha onun nedeni taze olmayı neye yani onu sen de bilirsin. Ben et sevmiyorum. Sebzeyle beslenirim.
Beslenmeme dikkat ediyorum. Çok öyle iştahlı bir insan değilim. Çok seçicisin çok yemek ve çok yemem. Güzel yemek yaparsın. Güzel yemek yaparım ve saat en fazla 6'da yemeğim bitmiştir. Hı-hı. Ondan sonra meyve falan yerim. Yani kendime büyük bir özen göstermiyorum ama yaşam şeklim bu. Evet. Tarzım bu. İçkide eğer var. Bir yerdeysem, bir arkadaşlarımla berabersem içerim. Akşamcılığım yoktur. Hı hı, hı. O zaman daha sıhhatli kalabiliyorsunuz. Biraz da genetik kodları da herkesin aynı değil. Kimi anneye, kimi babaya, kimi soyda birine çekebiliyor. Dünyada bunun örnekleri çok. Sürekli bu soru da sorulur bizlere ama yani dünyada baktığınızda medyada zaten bu görülebiliyor. Bazı insanlar ayrıcalıklı geliyor ve onları kendi ölçülerinde tartmak lazım. Herkes tabii birbirinin ki. Aynı biçimde tabii eskimiyor. Tabii biraz da malzemeye dikkat tabii evet. ki. Önemli bir şey. Bak mikrofonun geldi, şarkı söyleyesin istiyorlar. Canım benim. Bakayım burada ne diyorlardı? Ay, geçen gün dediler ki Nüket Hanım bilgisayarın içine düşüyorsunuz. Gözlük takın artık dediler. Takıyorum pek tabii rüzgar veriyordum. Şimdi seyirci istedi diye takıyorsunuz evet, eminim. Evet baksana fuşya. Ay bakayım şöyle. Seyfi Bey diyor. En merak ettiğim her yerde bakınmama rağmen tek şey Seyfi Burcu ve yükselen Burcu. Al buyur. Bak başka merak edecek şey bulmamış. Seyfi Bey'in burcunu ve yükselen burcunu merak ediyor. Ben terazi olduğunu biliyorum. Hı. Yükselen var mı? Yani arada. Ay. Alçalan. O da var biliyorsun. O da yükselen arada. Burcu, alçalan burcu. O da arada. Evet, terazi olduğunu öğrendiniz. Efendim bizim zamanımızda öyle yükselen, alçalan şeyler yoktu. Bunlar yeni çıkmış şeyler. Anneme soruyorlar, ne zaman Seyfi'yi dünyaya getirdin? Ha. Sabaha doğruydu, davullar çalıyordu diyor. Herhalde Ramazan. Ya Ramazan, sahur. Ama sahur. Hangi Ramazan? Şimdi bu sene Ağustos'a geliyor Ramazan. Sormadım. O sene Şubat soramam mıydı? Da çok oldu gideli. Peki. Soramam. Huysuz için yaptığımız şarkıyı söyleyeyim. Bir akşamüstü şöyle erken sahilde yavaşça gezinirken gördüm huysuzu çok güzeldi. Çabucak koşup yanıma geldi. Bak dedi bana çapkın güzel kız hiç yaşanır mı yalnız? Haydi birlikte gel şov yapalım. Hayatta zevk nedir anlayalım. Dedim olmaz huysuz, vallahi olmaz huysuz. Boş laflara kanmam, ben aldanmam. Dedim olmaz huysuz, yarın telefona bakmaz huysuz. Boş laflara kanmam, ben aldanmam. Senden azıyor. Evet. Vallahi para geldiği zaman o parmaklarda dolama var, bir türlü çalamıyor. Sana gelince azıyor adam. Ama belki şimdi sana istersen bir şey söyle çalar. Ne istersen. Peki. Katina'nın. Hayır, Katina çok yaşlandı. Öyle mi? Evet. Son zamanlarda genel evde çalıştı. Ve öldü. Katina, sen mi söylüyorum öldü ama onu ben yaşatacağım. Hı, evet. Nasıl? Nasıl saçma konuştuğumun farkındayım. Işıklar beni bayılttı, fenalık geldi. Hayatımda böyle bir ızdırabı ancak Nüket için yaşayabilirim. Şöyle gözümün ucundan sayıyorum, 26 tane ışık var. Evet. Bir tane ventilatör var, o da Nüket'in eteğine doğru ayarlanmış. Niyedir bilmiyorum. Ay. İzlenme oranı yükselsin diye geldi. Ve çok zor durumdayım. Galiba programımızın sonuna geldik zannediyorum. Ay ne olursun. Katina'nın. Ay, doğru top. Beraber söyleyelim. Hayır. Araya reklamlar girecek. Girecek mi? Tabii. Daha gelmedi oraya. Dur bir dakika. Reklam yerine Manga dün gece ikinci oldu. Manga grubu. Sus.
Evet, Eurovision'da ve ben çok sevindim. Yani o robotun ete kemiğe bürünüp birden kıvırmaya başlaması pek hoşuma gitti benim. Sus, robot hastalansa seni çıkaracaklar. Şimdi o heyecanlı sahneyi bir izleyelim, ben de durumları ayar edeyim. At kendini yere. Ya dur, atmayayım daha, sonunda. Sonunda işte. Sonunda atalım. Tamam, peki. Şimdi efendim, beklediğiniz sahneyi ikimiz gerçekleştireceğiz. Ancak huysuzun elbisesini ben giydim. Lütfetti. Hadi git, çekilebilirsin. Şuradan elbiseyi giy, gel dedi. Mutlaka sen dikmişsindir bunu. Hayır. Kim dikti? Kim dikti? Nur Yerlitaş. Aa. Nur Çakmaktaş. Çok pahalıdır. O zaman dikkatli giy. Evet. Şimdi efendim, ben huzurlarınızda... Ne? İki. Ayol aerobik dersi gibi oldu bu. Peki. Hoppa. Katina'nın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Katina'nın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Biçmesini bilmez yavrum gülüm Katina. Getir biçeyi. Bir şey söyleyeyim mi? Bundan ayı oynamaz. Ben böyle bir yeteneksiz adam görmedim. Katina'nın nereye çevirdi ayol? Oratoryoya çevirdi. Katina'nın elinde makası. Biçemez, ah biçemez. Biçmesini bilmez yavrum gülüm Katina. Getir biçeyim, getir biçeyim. Biçmesini bilmez yavrum gülüm Katina. Getir biçeyim, getir biçeyim. Ay. Bitişene kadar kaldı. Dakika ver. Kaç dakika kaldı? Daha çevireceğiz. Fenalık geldi bana, bayılacağım. Katina'nın önünde makina. Dikemez, ah dikemez. Katina'nın önünde makina. Dikemez, ah dikemez. Ay imdat, huysuz üstümde. Hay Allah'ım ya Rabbim, at kendini bana yere dedi, ben nereden bileyim? Hala bitmedi mi? Ay bayılacağım. Bu ne programdır, bu kadar uzun sürüyor? 100 dakika huysuz. Ay çok zor. Son 5 dakikamız. İnanmıyorum. Gel hadi baştan başlayalım. Gel baştan başlayalım. Gel, sen bir pavyon dansı yapsana. Bir şey yürüyüşü var ya, onu yapalım. Aa ne o? Timsah. Timsah. Tamam da. Geldim arkana, bak Leman demiş ki nüket yapamaz demiş. Geldim. Ayol ne desen yapalım. Allah. Allah yarabbim, gitme düşeceğiz. Ayol hala mı kadırdayız? Nüket, bir şey söyleyeyim sana. Hayatımda bu kadar programa gittim. Bu kadar eğlendiğimi, bu kadar içimden gelerek azdığımı ilk defa görüyorum. Belki sizler de ilk defa görüyorsunuzdur. Efendim bunun nedeni Nüket'e yağcılık değil. Nüket benim hakikaten çok sevdiğim bir insandır. Yalnız benim şöyle bir şeyim vardır. Benim çok sevdiğim insanlar beni sevmemiştir. Except... Nüket. Evet. Eksik ben madem demek. Canım benim. Hadi lasmadık diyelim. Hadi güle güle diyelim. Hadi. Sevgili seyirciler, şaka bir tarafa, insanın son hayatta... Son sözü ben söyleyeceğim. Tamam peki, daha var. İnsanın hayatta... sevildiğini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Evet. Yani sevilmediğini bilmek kadar da kötü bir şey yok. Ben de saçmaladım. Hadi sevin. Olsun. Sonunda saçmalayacağını biliyorum. Efendim saygıyla huzurlarınızdan Allah ayrılıyoruz. Allah ısmarladı. Zannediyoruz size çok ciddi bir program sunduk. Bir sürü şeyden istifade etmişsinizdir. Ama yaptıklarımızı yapmayın tavsiye etmiyoruz. Evet. Allah ısmarladı. Allah ısmarladı. Kendinize iyi bakın haftaya kadar. Yine sen konuşun. Allah ısmarladı. Son ben söyleyeceğim. Hoşça kalın. Ay maç efe edelim. Hava.